Merhaba sevgili izleyenler 101. programımızla karşınızdayız Geçtiğimiz ay sonunda Ekim ayı başında Kadın cinayetlerini durduracağız platformu ve kadın meclisleri Yeni mücadele hatlarını açıkladılar Bu programda biraz bunu konuşacağız Bu kadın örgütlerinin Bu sorunlara, kadınların sorunlarına Şüpheli kadınlara kayıp, kadınlara İstanbul Sözleşmesi'ne Nasıl yaklaşması gerektiğini 2022'de neler yapılması gerektiğini konuşacağız Konuğumuz Kadın cinayetlerini durduracağız platformu Ve kadın bencisi genel sekreteri Fidan Ataselim. Hoş geldin Fidan. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, öncelikle ben biraz mücadele hattınızı sormak istiyorum. Biraz stoik bir metinde bütün kadınlar Türkiye'de bir dünyadaki kadınlar evet. olarak hani özgürleşeceğiz diyordunuz. Biraz somutlaştırabilir misin? Ee, kadın cinayetlerini <laughs> durduracağız platformu ve kadın meclislerinin mücadele hattı nedir? <laughs> Biz özellikle son yıllarda e, kadına kadın yönelik şiddet, kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve kadına yönelen her türlü şiddetin ee, sebeplerine baktığımızda aslında kadınların daha fazla eşitlik ve özgürlük için mücadele ediyor olduğunu ve buna karşı ciddi bir baskıyla karşılaştıklarını gözlemliyoruz. Yani aslında çok olumlu bir durum var. Kadınlar daha güçlü, daha dirençli ve her gelen saldırıya karşı direniyorlar ve bu sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında da böyle. Özellikle Son zamanlarda Afganistan'daki e, Taliban rejimi karşısında direnen kadınlar özgürlükleri için yürüyüşler düzenlediler. Tabii bu özgürlük dediğimiz şey çok soyut, e, evet bir soyut e, bir şey. Özgürlük nedir diye düşünecek olursanız, özgürlük e, bizim için aslında kadınların tehdit altında olmadan kendi hayatları ile ilgili dilediği kararları verebilme hakkıdır bir bakacak olursanız. İşte Afganistan'da çalışabiliyor olmak bir özgürlüktür okuyabiliyor olmak özgürlüktür. Erkekler olmadan sokağa dilediği kıyafetiyle kadınların çıkabiliyor olması özgürlüktür. Yakın zamanda ABD'de, Teksas'ta kürtaj olabilmek özgürlüktür. Meksika'da kürtaj olabilmek özgürlüktür. Yani kadınların hem kendi bedenleriyle ilgili hem kendi hayatlarıyla ilgili dilediği gibi yaşayacağı, eşit yaşayacağı yaşamasını sağlayacak olan şey aslında özgür olmasıyla tamamen bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden hele ki Türkiye'de de Afganistan'daki böyle bir e, gerici, böyle bir dinsel baskıların bir tür yönetim haline gelmiş olmasından da güç bularak e, biz Taliban'a yakınız diye açıklamalar yapıldı. Evet. Bakın ondan önce İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin imzası geri çekildi. Bir gece yarısı oldu. Ve bu aslında toplumsal meşruiyeti olmayan bir karardı. Hukuksuz bir karardı. Yani toplum daha eşit ve özgür kadınların ve LGBTQ artıların yaşaması için değişmiş ve dönüşmüş olduğunu biz görürken başka bir yanda siyasi iktidarın toplumda çok küçük bir evet şu anda bir tür daha marjinal kalan kesimi dikkate almasını gördük. Ve bu doğrultuda elbette ki kadınlar özgür yaşamasın, LGBTQ artılara dönük nefret söylemlerinin artıyor oluşu ve hatta düşünün ki olimpiyatlar oldu yakın zamanda. Olimpiyatlarda Türkiye'li kadınların başarısı çok öne çıktı ee, işte voleybolcular kazandılar başka dallarda birçok dalda altın madalyalar kazanıldı Şimdi bunlar aslında bu topraklardaki birçok kadına umut ve umut veren şeyler cesaret veren şeyler ama siz de görmüşsünüzdür ki sosyal medyada bu başarının bütün kadınlara örnek teşkil etmesinin bile etmesinden bile rahatsız olan bir kesim çeşitli söylemlerle Paylaşımlar yapmaya başladılar. Köşe yazılarına konu oldu bu konular. İşte filenin sultanı olmayın, imanın sultanı olun gibi başka başka çağrılar yapılmaya başlandı. Bu kadınların özgürlüklerine dönük saldırılar her zaman dinsel baskılarla gelmeyebilir. Evet, laiklikle doğrudan bağlantılı bir mücadele hattı içerisindeyiz. Ama laikliği de aşan, daha başkaca birçok sebepten ötürü kadınlara yönelen bu baskının, özgürlüklerin kısıtlanmasının karşısında bizler Türkiye'de ve dünyada kadınlar özgür yaşayacak diyerek bir siyasal hat belirledik. Bu anlamıyla 25 Kasım sürecinde de bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız olacak ve elbette ki bu konudan en fazla bu saldırılardan en fazla muzdarip olan gençler, üniversiteli kadınlar oluyor. Hele ki pandemi gibi bir olağanüstü bir dönem yaşadığımızda Genç kadınların üniversitelerden alıkoyulmasıyla da karşılaştık. Barınma sorunu yaşıyor şu anda bütün gençler ve bu barınma sorunundan genç kadınların daha fazla zarar gördüğünü de dele de karşılaşıyoruz. Çünkü aileler, ebeveynler bir bir tasarrufa gidilecekse bunun ilk uygulanacağı kesim olarak genç kadınları görüyorlar. Eğitim masraflarından kısmak yönünde bunlar hayata geçiyor. Pandemide de böyle oldu. Daha fazla evlere kapatmak Başka şehirde okutmamak ben. gibi. Tabi tabii ilk. İl dışına göndermemek, başka şehirde okutmamak ve e, başkaca başkaça karşılaşılan bütün bu eşitsizliklerden de kadınlar ve genç kadınlar daha fazla zarar görüyor diyebilirim. Ama bizim e, umut umut olarak gördüğümüz şeyse her türlü her türlü baskıya rağmen kadınların ciddi bir direnişi var. Örneğin bizim kadın meclis üyelerinin kendi ifadeleridir. Eskiden sokaktan geçerken hep aynı esnaf. 20 yıldır, 30 yıldır tanıdığım. Ama şu anda 20 yıl içerisinde giydiğim kıyafetleri giydiğim zaman daha fazla bakışların değiştiğini gördük diyorlar. Şimdi bu bir, bir anda toplum değişmez. Bir anda İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekildi diye toplumsal kazanımlarımız geriye dönmez diye düşünüyoruz ama ister istemez toplumdaki erkekliğin, erkek egemenliğin, patriarkal sistemin bu karardan güç bulduğu ve kendini yeniden inşa etmeye çalıştığı da bir açık olan bir gerçek. O yüzden erkeklerin bakışlarının değişmesi buna bağlı olarak cereyan ediyor diyebilirim. Bunun karşısında yalnız hakkını kazanmış olan kadınların mücadelesinin çok olumlu olduğunu düşünüyoruz. Bizler de bunu kendi hayatlarımızda karşılaştığımız sorunlara karşı yürüttüğümüz bireysel mücadelelerle bırakmadan örgütlü bir eşitlikçi bir feminizmi var ederek kadın meclislerine davet ediyoruz bütün kadınları. Kadın meclislerinde kendinize kendi görüşünüze en yakın olduğunu düşündüğünüz başka bir kadın örgütüne yani fark etmez örgütlü bir mücadele yürütüyor olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz bu açıdan hep birlikte Türkiye'de ve dünyada sadece Türkiye'de de değil dünyada kadınlar özgür yaşayacak diyerek çalışmalara başlıyoruz. Aslında ben o kısmını biraz sormak istiyorum. Şunları türü şimdi senin de bahsettiğin gibi dünyanın her yerinde aslında kadınların sesi daha fazla çıkıyor bir noktada çünkü bazı baskın unsurları ya da işte muhafazakarlaşma evet. daha fazla devreye girdiği için sen Teksas'ı örnek verdin işte Avrupa bundan çok azade değil. Evet. Macaristan Polonya'da yine İstanbul Sözleşmesi ki Türkiye'nin ittifakları sayılırlar bu konuda ciddi baskı altında kadınlara ve LGBT arsılara yönelik ciddi bir baskın unsur var siz peki dünyadaki kadınlarla nasıl öreceksiniz bu mücadeleyi? Evet diğer ülkelerdeki kadın örgütleriyle dönem dönem irtibat e, kuruyoruz. E, birlikte ne tür çalışmalar yapabiliriz diye. Bununla birlikte biz e, farklı ülkelerde kadın meclisi üyelerimiz var. E, o açıdan e, kadın meclisleri Hı -hı. kadın cinayetlerini durduracağız platformu sadece Türkiye'li bir e, kadın örgütü diye düşünmemek lazım. Artık başka ülkelerde de kadın meclisleri kurma çalışmalarımız var. Almanya kadın meclisimiz kuruldu örneğin. Berlin kadın meclislerimiz var. Aynı zamanda hem ülke hem çeşitli şehirlerin, kentlerin kadın meclisleri ni başvuran kadın arkadaşlarımız kuruyorlar ve sadece bir göçmen örgütü olarak da değil. Orada yaşayan bütün kadınların katılabileceği kendi öz örgütlülüklerini var ediyorlar diyebilirim. Yani hem kendi fikrimiz aklımızda bir kendi örgütlenmemizi inşa ediyoruz. Hem de bununla birlikte o ülkelerde, o topraklardaki diğer mücadele eden kadın örgütleriyle de ilişki içerisindeyiz. Ee, özellikle bu Afganistan'daki kadınların uğradığı zulmün karşısında Taliban rejimine karşı e, Türkiye'de de e, eşitlik için kadın platformu içerisindeyiz bizler kadın meclisleri olarak. Örneğin eşitlik için kadın platformu eşik e, diğer ülkelerdeki kadın örgütleriyle birlikte ortak toplantılar düzenledik ve e, uluslararası bir dayanışmayı ortaya koymaya çalıştık Afganistan'daki kadınlar hı hı. için. E, Taliban'ı tanımıyoruz, tanıyanı tanımıyoruz e, şeklinde başlayan ve e, aslında orada o topraklarda mücadele eden e, lerle dayanışma içerisinde olduğumuzu biz de ne, yap, ne yapabiliyorsak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sosyal medya kampanyaları düzenledik ve bu irtibatımız sürüyor diyebilirim. Ee, özellikle şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden girmişken şunu da sormak istiyorum ben. Senin de bahsettiğin gibi hani kadın mücadelesi cidden dünyanın her yerinde yükselen bir nokta. Belki sosyal medyanın da bunun etkisi var ama evet. çok fazla artık kadınlar hani en basit tacize karşı bile sessiz kalmama yönünde bir refleks geliştirmeye alıştılar. Kendi e, özgürlüklerini bir şekilde performa ediyorlar evet, toplumsal evet. alanda, kamusal alanda. E, bu ortam içerisinde bu baskıların sebebi nedir? Yani mevcut bu erkek iktidar ve artık böyle hani kemikleşmiş ve e, geri, yani gericileşmiş diyeceğim ama gayet arkaik kalmış bu erkek evet. iktidarların. E, bu sürekli baskısını bu dönemde bu kadar yükselen bir harekete karşı e, nasıl yorumluyorsunuz? Aynı şey LGBT artılışına geçerli. Yani bence Tabii. Türkiye'deki en önemli hareketlerden bir tanesi ha. bu alanda. Evet, Hem kadınlar hem LGBTQ artılar için aslında e, gitgide kötüye giden bir durum yok. E, daha olumlu bir e, dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Bu direnç bunun göstergesi. Ama bütün mücadeleler tarihinde hep böyle olmuştur diye de hani gözlemliyoruz. E, hep bir e, 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 ezilmekte olan eşitsizliğe uğrayan, haksızlığa uğrayan kesimler kendi kolektif e, örgütlü politik mücadelelerini yürüttükleri zaman ciddi kazanımlar elde ederler. Biz de öyle. Kadın hareketi, feminist hareket olarak çok fazla kazan, kadın kazanım elde ettik. <laughs> Elbette ki bunun karşısında ezmekte olan yani o eşitsizliğin diğer tarafında olan kesimler e, bunu buna karşı bir tür e, direnç gösteriyorlar ve bunu kendi bütün Sosyopolitik araçlarıyla birlikte kadınların ve LGBTQ artıların üzerine gitmeye devam edecek. Çünkü bu e, yapısal da bir sorun aynı zamanda. <laughs> e, o yüzden e, ciddi gel gitlerin ciddi bir tür karşılıklı savaşın olduğu bir e, süreçteyiz. Savaşa benzetmemizin sebebi budur. Bu karşılıklı direnç e, cin olduğu, e, artık bu o yüzden de mücadelenin sürekliliğinin çok kritik olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hiçbir zaman için bir hakkımızı kazandık ve artık başka bir sorun yaşamayacağız diye bir durum olmayacak. Örneğin İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi ciddi bir aslında sadece gücü el oy insanların oy verdiği ve o oylarla iktidar olmuş bir partinin kendi imkanlarını, bütün devlet aygıtını kullanarak e, hatta başkanım ben başkanlık yetkimi kullanıyorum diyerek parlamentoyu devre dışı bırakarak baskı ve zorla aldığı bir karar bu. Bunun toplum tarafından görülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde o zaman daha fazla hamleler yapamamasını sağlayacak olan şey bizim daha güçlü olmamıza bağlı olacak. Ama her zaman şu sonuçta çıkartmamamız lazım. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi sürecinde biz üzerimize düşeni yapmadığımız için, yeterince mücadele etmediğimiz için bu karar alındı diye düşünmemize gerek yok. Herkes elinden geleni yaptı. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Ama bazen böyle olur. Çünkü e, karşımızdaki gücün elinde bulundurduğu araçlar bizim elimizde yok. <laughs> ve bu yüzden baskı ve zor yoluyla bunu yapmış oldu. E, ve hani özellikle son süreçte LGBTQ artılara dönük nefret söylemleri çok arttı. Gökkuşağı bayrakları yasaklandı. Fiili yasaklar ortaya çıkarıldı. Gözaltılar, tutuklamaya çalışma halleri e, doğdu. Ve hani buna karşı biz yine hani hep beraber bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. Ee, yani bu bu süreç devam edecek ve şu anda özellikle e, önümüzdeki dönemde 5. yargı paketini gündeme getiriyorlar. 5. yargı paketi içerisinde bizzat iktidar ağzından dillendirdiği birkaç konu var. Nafaka konusu, nafaka hakkının yeniden tartışmaya açılması, çocuk icrası diye gündeme gelen, üzerine çokça tartışmamız gereken başka bir konu daha var. Ve bununla birlikte bizim yine şüpheli bir şekilde e, diken üstünde beklediğimiz daha doğrusu hazır bir şekilde teyakkuzda beklediğimiz bir diğer konuda 6284 sayılı kadınları şiddetten koruyacak olan kanunun tahrif edilmesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu birinci ağızdan söylemeseler de uygulamadaki 6284'ün uygulamalarına baktığımız zaman uzaklaştırma kararlarının, kısaltıldığını, hı hı. kadınlar şiddete uğradığını ifade etmesine rağmen, ekran görüntüsünü mahkemeye sunmasına rağmen o ekran görüntüsü yetmez. Bunu ispat etmeniz lazım o kişinin yolladığını. Aslında onun için bir mahkeme sürmesi lazım yani mahkeme sonucu gerekiyor. O sırada kadının hayat riski e, söz konusu oluyor. Yani koruma kararlarının çıkmamasına kadar böyle bir e, fiiliyatta kadınların yaşadığı güçlükler var. Hele ki en son bazıci Kayyumunun evet. 6284'ten yararlanarak öğrencileri uzaklaştırma kararı çıkartılmasını ki gördük. Bu yani yasanın bile ne kadar artık cinsiyetsizleştirilmeye çalışılarak aslında tahrif edilmeye çalışılmasının son örneği oldu. Kadınların faydalanamadığı yasadan kayyum rektör faydalanmış oldu. Bu da ciddi çarpıklıkları ortaya çıkartıyor diyebilirim. Bu anlamıyla da Eşlik için Katı platformu içerisinde de yasalara dokunma uygula diyerek bir kampanya süreci içerisindeyiz. Beşinci yargı paketi ya da başka süreçlerle kadınların şu ana kadar kazandığı mevcut yasalara dokunulmaması gerektiğini hı hı. düşünüyoruz. Çünkü onarım yapacağız, güçlendireceğiz diyerek aslında çeşitli haklarımızı tırpanlamalarıyla, karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden sımsıkı sarılmamız lazım mevcut yasalara. Onlar etkin uygulansın e, yeter diye düşünüyoruz bu aşamada. Yani çok uzun zamandır talebimiz aslında bu yönde 6284'ün evet. uygulanması yönünde. Şunu da sormam lazım aslında size çok fazla hani sokakta olduğunuz için hani toplumun farklı kesimleriyle temas halindesiniz. Şimdi senin de bahsettiğim bir nokta vardı. İstanbul Sözleşmesi'nin e, ya yani bir toplumsal karşının çekilmenin toplumsal evet. karşılığının olmaması üzerinden Şimdi 2023'te en geç hani seçim e, sürecine gireceğiz. Senin altına çizdiğim bir durum var. Toplumun çok marjinal bir kesiminin e, istekleri doğrultusunda bir adım atıldı diye. Ben şey hatırlıyorum. Daha önce konuk ettiğimiz avukatlardan Tuba Torun'un bir sözü vardı. İstanbul Sözleşmesi aslında hani amacına ulaşmış bile sayılabilir. Çünkü artık herkes biliyor İstanbul Sözleşmesi'ni noktasında. Çünkü herkes evet. artık bunun uygulanmasını e, istiyor diye. Keza Konda'nın bununla ilgili verileri var. Tabii. Tüm bu durumu alt yani böyle bir perspektiften baktığımızda ilk olarak şunu sormak lazım. Muhafazakar kadınlar yani toplumun daha muhafazakar AKP'ye oy veren bunca Hı. zaman vermiş olan kesiminin e, bu duruma yaklaşım nedir? İstanbul Sözleşmesi'nde, kadın cinayetlerine, şüpheli kadın ölümlerine. Çünkü bu artık geniş toplum tarafından tartışılan bir konu. Yani bir, küçük bir grup ya da örgütlerin dikkate aldığı bir konuda değil. Ben bizim gördüğümüz toplumun tüm kesimlerinden kadınlar, kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri karşısında çok net bir tutum ve tavır ortaya koyuyorlar. Hiç kimse bunlar olabilir, kadın hatalıymış söylemine düşmüyor oluşlarını ben çok olumlu buluyorum. Eskiden bu daha çok olurdu örneğin. Yani bir kadın cinayeti gerçekleştiği zaman mutlaka kadının bir suçu vardır mantığı olurdu. Son zaman, son yıllarda bunun çok azaldığını gözlemledik. Hangi kesiminden bir kadın olursa olsun, toplumun bir yurttaş olursa olsun, hiçbir şey bir kadının yaşam hakkını ihlal etmenin sebebi olamaz. Siz bakmayın sosyal medyada zaman zaman böyle tek tek işte yine en son Şebnem Şirin kardeşimizi evet. öldüren adamla ilgili iyi yapmış diyerek onu öven paylaşımlar oluyor. Bunlar zaman zaman olmaya devam edecek zaten. Bunun bir anda ortadan kalkması gibi bir gerçeklik yok. Ama toplumun büyük bir kesiminin bu anlamıyla ciddi bir dönüşüm ve değişim içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Burada sadece çözüm, çözüm ne olacak noktasında farklı görüşler olabilir, farklı düşünüyor olabiliriz. Ee, bu yüzden de örneğin İstanbul Sözleşmesi'ne toplumun büyük bir kesimi sahip çıkmasına rağmen hala ufak bir kesimi e, İstanbul yüzde %7'lik bir e, kesim İstanbul Sözleşmesi'ne imza geri çekilmeliydi savundu. Burada aslında siyasi iktidarın e, yapmaya çalıştığı şey, yöneldiği şey aileyi ön plana çıkartarak, aile içerisinde kadını görünmez de yok sayarak bir tür e, kadınların her türlü hakkının ve hak arayışının, aileyi tehdit eder diye anlatıyor olmasında bir sorun var. İşte bu gerçeği bütün kadınları hani görmesi, görmeye davet etmek isterim herkesi. Bir aile içerisinde ya da aile dışında, ev içerisinde ya da ev dışında, hane içi ya da hane dışı. Bir kadın şiddete uğruyorsa eğer, eşitsiz güç ilişkileri içerisinde haksızlığa uğruyorsa eğer, orada e, bu eşitsizliğe uğrayan kadının yanında yer almayı söyler İstanbul Sözleşmesi. Siz bunun karşısına aile ya da başka bir kurumu ya da başka bir e, değeri ortaya koyduğunuzda orada kadının hala eşitsizliğe uğramaya devam etmesi anlamına gelir. Bu yüzden söz konusu ailenin nasıl olacağı konusu değil. Bir kadın şiddete uğradığında her neredeyse ve her kim tarafından şiddete uğruyor olursa olsun o kadının korunmasının birincil öncelik olması gerekliliği. İslam Sözleşmesi bunu anlatıyordu. O yüzden. E, Çözüm ne olacağı kısmında bu, bu, bu yönleri üzerine de daha fazla düşünmek ve sorgulamak gerektiğini e, söylemek isterim. Ben bu anlamıyla da olumlu bir dönüşüm olduğunu düşünüyorum. Daha yakın zamanda Adana'da bir kadın kardeşimiz yıllarca şiddet görmüş, işkence görmüş evli olduğu erkek tarafından. Ve e, o adamı yine bir şiddet esnasında öldürmek zorunda kaldı. E, kayınpederi gelini hakkında şikayetçi olmadı. Geleninden şikayetçi olmadı. Şimdi bakın bunu böyle bazen tweetlerin arasında, haberlerin arasında bir satır gibi görüyoruz ama bunu gördüğüm zaman hani bizim hissettiğimiz şey şu oluyor. Bu şimdiye kadar olmadı. Bir de geçtiğimiz yıl şu örnekle karşılaşmıştık. Bir kaynana polisi arıyordu. Diyordu ki oğlum gelinimi öldürmeye gidecek diyerek kendi oğlunu ihbar etmişti. Doğru hatırlıyorum onu Hatırlıyorsunuz değil mi? Tıpkı onun gibi bir örnek şu anda bir kayınpederin kendi oğlunu öldüren, öldürmek zorunda kalan gelininden şikayetçi olmaması durumu. Demek ki e, bu aile içerisinde de birçok şey değişebiliyor. Bu durumda yargı unsurları herhalde toplumun çok daha gerisine kalmış durumda. yani Çünkü Hülya Halaçkay e, davasını hatırlıyorum ben. Hı. Büyük bir iş, yani işkencenin ardından aslında hayat takılabilmek evet, evet. için öldürmek zorunda kalmıştı. Ambulansı aradığını biliyorum. Evet. Ciddi bir cezaya çarptırıldı. Hani Melek İpek gibi bazı örnekleri dışarıda tutarsak bunun dışında hep e, özellikle hayatına sahip çıkan kadınlar açısından yargının erkeklere gösterilen e, ne diyeyim e, empati, indirim olanaklarını kullanmadığını görüyoruz. Tabii. Bu neden kaynaklanıyor? Yani yargı nasıl toplumun gerisine düştü? Tam tersinde olması gerekmiyor muydu? İşte burada bu hani bu eşitsizliğin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yangı, yargıya nasıl yansıdığını ve yargıda da kalıplaşmış bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Aslında yasa yasaları e, uygularken yasalarda bu ayrım yok. Hani o kadar yok. Hala eleştirdiğimiz şeyler var, değişmesini istediğimiz ama tam layıkıyla hani uygulanıyor olsa, etkin uygulanıyor olsa, oradaki karar vericilerin kendi toplumsal e, arka planı, kendi değer yargılarının dışında bir karar verecek olsa, yazılana göre verecek olsa, e, bu ayrımcı e, kadın katillerine kadınlara şiddet uygulayan faillere bu ayrımcı indirimleri bu derece uygulamadıklarını görebilirsiniz. İndirimler komple ortadan kalksın gibi bir fikrimiz yok zaten. Ama ayrımcı bir şekilde kravat taktığı için indirim uygulanıyorsa bu burada yani sorgulanacak bir şey var. O indirimi kadın sanık sandalyesine oturduğu zaman alamıyorsa işte bu eşitsizliğin ne derece yerleşik olduğunun bir göstergesi maalesef. <laughs> Elbette ki bir insanın ...yaşam hakkının sonlandırılıyor olması kolay bir şey değil. Bunun bir karşılığı olmalı. Ama hakkaniyetli bir, adil bir yargılama olması hı hı. gerektiğini düşünüyoruz. Keza adil yargılama, hani eminim ki mağdurun da çok fazla tabii işine tabii, yarayacak tabii, olan tabii, şey. Tabii. Adaletin yerine çıkması için tabii, aslında tabii. gerekli. Ve bu aşamaya gelmemesini sağlayacak olan şey zaten. İstanbul hı hı. Sözleşmesi'nin o dört başı mamur, bütünlüklü yapılması gerekenlerin hayata geçmesiyle zaten... O kadın başka bir erkeği öldürmek zorunda da kalmaz. Evet. Çünkü şiddete uğramamış olacaktı. <laughs> Sizin yani şüpheli kadın ölümlerinden bahsettik ama ben biraz daha açmak istiyorum. Bir şüpheli kadın ölümleri bir de aslında kayıp kadınlar. Evet. Şimdi şüpheli kadın ölümleri iki yılda ciddi olarak yükselişte ve hani artık herkesin gündemine geldi. Siz <laughs> daha uzun süredir dilendiriyorsunuz ama son iki yıldır artık evet. ciddi olarak altı çizilen konulardan bir tanesi geldi. Bizi de defaatle işledik. Yani genelde bize gelen hani kadın hakları savunucuların, aktivistlerin, hukukçuların yaklaşımı artık katillerin yöntemleri öğrendiği argümanı üzerinden. Hani bu nasıl gizleyeceklerini biliyorlar diye. Bir de bunun yanında intihar olarak kapatılan dosyalar var. Evet. Son bir noktada yani bunun ikisine beraber aslında ben soracağım bir yerde sona yaklaşıyoruz çünkü. <laughs> e, şüphe yani bu kayıp kadınlar noktası. Ben bu yaz bilhassa da İstanbul yani 2 Temmuz'dan sonra çok yükselerek dikkatimi çeken bir hı. konu oldu. Sosyal medyada çok fazla oluyor. İşte bir kadın kayboluyor. İşte kız kardeşini arıyor, kızını arıyor, kızını arıyor, işte arkadaşını arayan hesaplar çıkıyor. Hı. bunların sebebi nedir? Yani mesela özellikle bunun İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmekle bir para, paralelliği var mıdır ya da çirke, nasıl desem çetrefilli noktaları nedir? Hı hı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi doğrudan şüpheli kadın ölümlerini arttırdı diyemeyiz. Hı hı son yılların bir gerçek olgusu olarak önümüze geldi. Aslında sadece evet faillerin meseleyi öğrenmiş olmaları başka bir yönü, yani gizlemeyi öğrenmiş olmaları ama gizleme eğilimine yaklaşmış olmalarının başka bir sebebi var diye gözlemliyoruz. Çünkü artık kadın cinayetleri toplumun bildiği, refleks gösterdiği, yargıda da belli bir cezasının belli olduğu bir şey. Yani bu anlamıyla yürüttüğümüz mücadelenin önemli sonuçlarıyla karşılaştık diye düşünüyoruz. Bu olumlu olan şey. O yüzden e, direkt e, bir kadını örneğin eskiden bir kadını öldür, öldürdüğünü gerine gerine söylerdi erkekler. Namusumu temizledim derdi. Hı hı. Aileler kendi çocuklarının sırtını sıvazlarlardı. Hak etti de, denirdi vesaire. Son zamanlarda bunun azaldığını görürsünüz. Artık o kadar alkışlanan bir şey değil kadına şiddet uygulamak hı hı. ve bir kadını öldürüyor olmak. Bu sefer bu yüzden yargıda da belli bir cezasının olacağı gerçeğinin karşısında artık bunu gizlemeye başladılar. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Yıllar önce e, töre sebebiyle öldürme nitelikli hallere girdiğinde ondan Hı -hı. önce indirim sebebiyle, indirim sebebi değil ağırlaştırma sebeplerinden biri olunca örneğin e, töre sebebiyle öldürme oranları azalmış fakat intiharlar artmıştı. Bu sefer evet. kadınları intihara zorluyorlardı. Hı -hı. Ona benziyor olabilir şu an içerisinden geçtiğimiz dönem. Kadın cinayetlerin belli bir seyirde devam ederken bu sefer erkekler kadınları öldürüp bütün delilleri ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ya da intihar süsü veriyorlar, kaza süsü veriyorlar diyebiliriz. Şüpheli kadın ölümlerinde bu sefer de sadece mahkeme aşamasında etkin bir yargılama yapılması gerekliliğinin ötesinde daha o ilk soruşturma evresinde daha titiz davranılması gerektiğini yani mücadelenin başka ve çeleriyle de karşılaşıyoruz. Hı hı. Etkin bir soruşturma yürümüş mü? HTS kaydı alınmış mıdan parmak izleri alınmış mı? DNA işleştirmesi yapılmış mıya kadar? Yani dava aşamasına kadar bile bu kısımların etkin bir soruşturma yapılırsa eğer kadın cinayetleri şüpheli kalmaz. Şu anda ama net kadın cinayeti diyemediğimiz onlarca kadın ölümüyle karşı karşıyayız. Hı hı. Kayıp kadınlar olgusu şüpheli kadınların ötesinde başka bir gerçeklik olarak karşılaşıyor muyuz diye çok tedirgin olduğumuz da bir husustur. Hı hı. Çünkü e, son yıllarda hem daha fazla duyar olduk kadınların kaybediliyor oluşunu e, Gülistan Doku hala nerede olduğunu bilmiyoruz. 700. gününe yaklaşıyoruz evet, yani. Evet yani yüzlerce gün demek bu Hı -hı. nasıl bir kadın hala bulunamaz diye düşünüyorsunuz değil mi? E, o açıdan kayıp olgusu başka bir e, yönü olarak önümüze geliyor olabilir e, ama burada kayıp konusuna bakıyoruz. E, daha dikkatli bakmamız gerekiyor hı hı. diye düşünüyoruz. Bize de çok fazla kayıp ihbarları geliyor. Biz bize gelen her kayıp ihbar başvurusunu paylaşmıyoruz kamuoyuyla. Çünkü e, kimi zamanda maalesef hala ailesinden şiddet gördüğü için ailesini terk eden, o şiddet dolu hayattan uzaklaşmaya çalışan çokça kadın var. Hı hı. Ve bu kadınlar kayıp ihbarıyla kaybedil kayıp diye e, diyelim ki yakınları ...şiddet uyguladıkları kadınları bulmak için, kayboldu diye bu sefer o yöntemi kullanmaya başladılar. Hı hı. E, o yüzden her kayıp ihbarına, e, hayati riski vardır diye yaklaşmamak lazım. Çok dikkatli değerlendirmek lazım. E, çünkü o kadın kendisi, e, kendi iradesiyle o ortamdan uzaklaşmış ve gitmiş olabilir. Ama öyle olmaya da bilir. Bu tabii ki çok, e, ne, ne yapacağız peki bu durumda gibi bir soru ortaya çıkıyor. Ben benim evet. sorum olacaktı. <laughs> <laughs> ne yapacağız diye bir soru ortaya çıkıyor. Elbette ki yani kayıp olduğunu düşündüğümüz arkadaşlarımız için ya da aile üyelerimiz için e, polise başvurmalı. Ama e, polis bu noktada daha bağımsız bir ilişki kurması gerekir diye düşünüyoruz. Yani e, polis direkt kadını bulduğu anda aileyle görüştürmemeli. Kadına ulaştıysa eğer kadın e, bilgilerinin verilmesini istemiyorsa polis sadece aileye demeli ki e, ulaştık. Hayati riski yok ee, ama nerede olduğunu söyleyemeyiz demeli. Ama uygulama böyle olmuyor maalesef. O adresler ailelere hemen veriliyor ee, ve kadınların kararı hiçe sayılabiliyor. Bu halbuki başka bir yönüyle bir yaşam riski doğuran bir konu olduğunu söylemek isterim. Burada aslında kolluğun ve yetkili mercilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade edebilirim. Biz de en azından sosyal medya kullanıcıları olarak her gördüğümüz kayıp durumunda biz örneğin şöyle çağrı yapıyoruz. Kadın arkadaşımızın bize ulaşmasını istiyoruz. O o nin kendisiyle görüşmeye çalışıyoruz ki ya da karakollarla görüşüyoruz. Tam durumu anlamaya çalışıyoruz. Ona göre bir süzgeçten geçerek başvuru karşılama komitemizin değerlendirmesine bağlı olarak paylaşım yapıyor ya da biz de harekete geçiyoruz diyebilirim. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nin hani çerçevesinden bakıldığında tüm bu vakaları bir şekilde o ayrımda yapılabiliyor diye düşünüyorum bir evet. yerde. Yani. Evet. Fidan çok teşekkür ederim konuğumuz olduğun için, Biz e, bize bunları ederim. paylaştığın için. 2022 ve sonrasında da mücadelenizde de e, kolaylıklar diliyorum. Zaten beraberiz bu yolda. Evet. E, sevgili izleyenler bir programın daha sonuna geldik. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ve Kadın Meclisleri Genel Sekreteri Fidan Ataselim bizimle beraberdi. Hem aslında dünyadaki hem de e, Türkiye'deki kadın mücadelesinin gideceği hattı konuştuk bu sefer. Geldiği noktanın yanı sıra. Başka bir programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik